Ben de vurdum kafasına. O an panikle ne yaptığımı bilemedim. Elime kürek geçmiş. Tamam şimdi bunları düşünme. Maksus buradan yürüyerek gitmiş. Demek ki durum iyi. Ama senin burada kalmaman lazım. Nereye gideceğim? Benimle konağa geleceksin. Kahraman bir olmaz, ben konağa geri dönemem. Başka çaresi yok. Bundan sonra sen de, bebeğim de yanı başımdan, gözümün önünden ayrılmanızı istemiyorum. İyi de konağa dönünce her şey daha zorlaşacak biliyorsunuz. Ben yanındayım. Korkma, merak etme. Kerem Bey, ben panikten size teşekkür etmeyi unuttum. Siz olmasaydınız Maksut'la baş edemezdim, sağ olun. Sen ne yapıyordun burada? Elif'i görmek için geldim. Ne oldu? Yasak mı? Efendim baba. Kahraman, iyi misiniz oğlum? İyiyiz baba, iyiyiz. Merak edecek bir şey. O herif Elif'e torunuma bir şey yapmamış değil mi? Hayır baba, ikisi değil. Oh, çok şükür. Hiç vakit kaybetmeyin. Hemen Elif kızımı al, konağa gel. Söyledim baba, kabul etmedi. Malum, konaktaki durumlar biraz çekindi. Anladım oğlum. Anladım. Ama yine de o evde kalması uygun olmayabilir. Bak, sana ne diyeceğim. Sen Elif kızımı Reşadiye'deki dağ evine götür istersen. Ben de öyle düşünmüştüm. Öyle yapacağım. İyi düşündün oğlum. Korkmuştur kız, yanından ayrılma. Tamam baba. Ben bu gece onun yanında kalırım. Artık sonrasına bakarız. Şükran. Söyle Gülsüm'e bana güzel bir kahve yapsın. Aa, olur mu öyle şey babacığım? Şimdi ben gider kendi ellerimle yaparım kahvenizi. Hay sen çok yaşa Emi. Hiç iyi etmedin Ziya Bey. Ateşle barut yan yana durur mu hiç? Zaten gazetede bir sürü havadisler çıktı. Hani bir duyulursa rezil oluruz. Umurumda bile değil. Torunum iyi ya. Gerisi lafı güzel. Helal olsun Elif kızıma. Nasıl vurup indirmiş o Maksut itini? Bizim toprakların kızı olduğu besbelli. Ne demişler? Erkeğin bileklisinden, kadının yüreklisinden korkacaksın. İlahi Ziya Bey. Pek yaman bir kız. Senin gençliğine benziyor Kıymet Hanım. Neresi benziyor Allah aşkına Ziya Bey? Cesareti kıymetlim, cesareti sadece Maksut'u yere indirmekle kalmadı. Koskoca Kıymet Yörük Han'ı bile alt etti. Çocuğu aldırdım deyip seni bile kandırdı. Kandırdı Ziya Bey, hakikaten kandırdı ama çok da iyi etti. İyi etti, hem de çok iyi etti. Torunum geliyor, torunum. Hadi sen git eşyalarını hazırla. Ben arabada beklerim seni. Olur. Hadi bize gidelim. Tabii dayıcığım. Bir emriniz varsa söyleyin, hemen yerine getiririm. Sen ne söylüyorsun Kerem? Ben seni merak ettiğimden, yolda arabada konuşuruz diye düşündüm. İyi misin? Ne oldu? Vay! Sen kendinden başkasını düşünür müydün Kahraman Yörük Han? Kerem, sen benimle nasıl konuşuyorsun? Ben ne yaptıysam sizin için... Sen ne yaptıysan kendin için yaptın. Bir imparatorluk kurmuşsun, bizi de köle gibi kullanıyorsun. Ama artık yeter. Herkese, her şeye sahip olamazsın Kahraman Yörük Han. İşte bu. Busun sen. Cevap vermeye tenezzül bile etmiyorsun.
Söyleyecek tek bir cevabım bile yok çünkü. Baban gittiğinde sadece senin hayatın değil, benim hayatım da değişti. Birden büyüdüm. Sana baba olmaya, babasızlığı sana hissettirmemeye çalıştım. Kerem, senin doğacak olan çocuğumdan hiçbir farkın yok. Ben gerekirse senin için de, onun için de canımı veririm. Benim için tırnağını bile vermezsin sen. Ama şunu iyi bil. Bundan sonra ben de senin için kılımı kıpırdatmam. Annen de haklı tabii. Kadıncağız gazete haberlerini görünce başından aşağı kaynar sular dökülmüş. Kim niye vermiş ki o fotoğrafları gazeteye? Bizden ne istiyorlar? Bilmiyorum ama öğreneceğim. Annem size çok kötü davranmış. Benim yüzümden, kusura bakmayın. Boş ver şimdi bunları. Asıl sen bizim kusurumuza bak. Senin hayatını mahvettik. Ama her şey düzelecek. Merak etme. Anneni arayalım mı? Haberi olsun. Merak etmiştir şimdi. Olur, iyi olur. Kahraman Bey. Aç. Efendim Kahraman Bey. Alo Nazlı, nasılsın? Teşekkür ederim, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Annen oralardaysa alabilir miyim telefonu? Seni istiyor. Bir saniye veriyorum. Buyur. Sultan Hanım, Elif gayet iyi, yanımda. Onu daha güvenli bir yere götürüyorum. Merak etmeyin. Sağ ol. Hayırlı günler. Ben sizi yine haberdar ederim. İyi günler. Anne neden kapattın? Ablamla konuşacaktım daha. Lüzum yok, iyiymiş işte. Sultan abla neden böyle yapıyorsun? Ya kır artık şu inadını. Al Elif'i karşına bir dinle bakalım. Evet anne ya. Bir ablamı dinlesen anlayacaksın her şeyi. Ben dinleyeceğimi dinledim, göreceğimi gördüm. Elif kendi yolunu seçmiş. Ben de Nazlı'yı alıp memlekete gidip kendi hayatıma bakacağım. Allah herkese selamet versin. Anne nasıl gideceğiz? E benim okulum var. Alacağım seni o okuldan. Yörük hanların parasıyla okumayacaksın. Onlardan gelecek hayır Allah'tan gelsin. Hatay'da bir okula yazdırırım ben seni. Gerekirse taş taşırım, aç yatarım. Okuturum seni, merak etme. Ya benim ne suçum var? İnsanlar iyilik ettiler, okutuyorlar beni. Dilenmiyoruz, el açmıyoruz. Burs gibi bir şey bu. Uzatma Nazlı. Ben o insanları tanıdım artık. Kendi çıkarları için insanları ateşe atar onlar. En iyisi Kahraman Bey, onun da ablana yaptıklarına bak. Sultan abla adamcağız anlatmış ya sana. Ya ortada bir şey yok demiş ya. Nasıl ortada bir şey yok? Elif hamile, daha ne olacaktı? Anne kaç defa söyledik ya sana. Ablam taşıyıcı anne. Bebek Kahraman Bey'le Defne Hanım'ın. Bebek Defne'nin umurunda bile değil. İstemiyor kadın. Bugün kıyameti koparttı. O bebek dönüp dolaşıp Elif'in kucağında kalacak, göreceksiniz. O aileye zerre kadar güvenim yok benim. Bir kolumu kopartıp aldılar zaten. Diğer kolumu da kesip kendi ellerimle verecek değilim. Anne, hayatımda ilk defa böyle bir imkana sahibim. Okumaya çalışıyorum. Okuyup hayatımızı kurtaracağım. Ben öyle bir hayat istemiyorum. Ne bahasına bir düşün. Elif'i kurban edip kendi rahatlarına bakıyorlar dedirtmem ben. O okulu bırakacaksın, o kadar.